Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Bugün zeytin halkalı leke hastalığı hakkında bilgi vereceğim. Halkalı leke hastalığının neden yoğun olduğu konusunda, hangi şartlarda daha yoğun yaşandığı konusunda bilgi vereceğim. Özellikle de zeytin çeşidinin bu yoğunluk üzerinde etkisi var mı yok mu? Halkalı leke hastalığına hassas zeytin türleri var mı? Bunlardan bahsedeceğim. Paylaşımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve beni takip edebilirsiniz. Şimdi halka leke hastalığının yoğun olmasının çeşitli sebepleri var. Yani hastalık etkisinin artmasındaki çeşitli sebepler var. Bunlardan en önemlisi konum. Arazinin yapısı aşırı bir şekilde hastalığın yoğun olmasında etkilidir. Taban yerler, hava almayan yerler, bunları da göstereceğim, birazdan göstereceğim. Hava almayan yerlerde hastalık daha yoğun olacaktır ve daha şiddetli gözükecektir. Mesela daha havadar yerlerde, şöyle burası eğimli bir arazi, yukarı çıktıkça hastalığın etkisi daha da azalacaktır. Böyle aşağı indikçe, çukura indikçe hastalık daha da yoğun olacaktır. Bir, konum, yer. İki, halkalı leke hastalığı için mücadelede kullandığımız ilaçlar ve bunların kullanım zamanları, kullanım dozları, kullanım şekli çok etkili. Yanlış zamanda yanlış ilacı kullanırsak maalesef istediğimiz başarıyı elde edemeyebiliriz. 3. Zeytin çeşidi. Zeytin çeşidi de göreceksiniz hastalıkta önemli bir etken. Hastalığa daha dayanıklı çeşitler var, daha hassas çeşitler var. Karışık bahçeleri olanlar, mutlaka bunları gözlemliyordur zaten. Bunların farkındadır. Ama tek tip çeşit zeytini olanlar, bahçesinde farklı zeytinler olmayanlar, bunu belki gözlemlemekte biraz sıkıntı çekebilirler. Bundan bahsedeceğim. Bundan sonra bahçe kurmayı düşünen arkadaşlar, bunları da göz önünde bulundursunlar. Buna göre çeşit seçebilirler. Zaten konum önemli, arazi seçimi önemli. Ayrıca de çeşidi buna göre seçebilirler. Tabii sadece halkalı leke hastalığına dayanıklı diye bir tür seçip de pazarı olmayan bir tür seçerseniz bunda da sıkıntı yaşayacaksınız. Bu sefer de pazarlama da sıkıntı yaşayacaksınız. Ben sadece burada size bilgi vereceğim. Bunları da göz önünde bulundurun. 5 çeşit zeytin göstereceğim. Bu birinci usul zeytinimiz. Akisar'a has özgü bir zeytindir. Akisar'da ve Saruhanlı'nın bazı yerlerinde yetişir. En yoğun olarak da Akisar'da yetişir. Ticari coğrafi işaretini de Akisar almıştır. Bu Akisar uslu zeytini. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Hastalık daha aşırı yoğun gözükmedi. Mesela bu uslu zeytinde üstünde arayarak bulacağım yani. Az, çok az bir yoğunluk var. Mesela tek tük kayda değer şu anda gözüken bir hastalık yok. Az yani, çok az. Aramamız lazım, üstünde aramamız lazım. Genel yapı olarak uslu bir tık daha dayanıklıdır. En son zaten sıralamayı da göreceksiniz. Sıralamayı da yapacağız. Uslu daha dayanıklıdır. Neye göre daha dayanıklıdır? Edremit'e domata göre daha dayanıklı bir çeşittir. Ha şu anda tabii ki üstünde çok az var dedik ama bu seneki hava şartlarından dolayı mutlaka ağacın üstünde hastalık var şu anda. Daha kendini göstermiyor. Hava şartları şu son zamanlarda biraz serin gitti ve hastalığın çalışmasını engelledi, baskı altına aldı. Bunu da göz önünde bulundurun. Tabii şu andaki bütün şartlar bütün ağaçlar için aynı. Mesela hemen yanında bir edremit ağacı var. Ayvalık da diyebilirsiniz, edremit de diyebilirsiniz. Bunda ise tam tersi aşırı yoğun bir hastalık var. Yani iki ağaç yan yana. Birinde çok az denecek kadar, yani arayıp da bulunacak kadar hastalık var. Diğerinde ise hastalıklı olmayan yaprak yok neredeyse. Zaten ağacın üstünde de yaprak kalmamış. Benim kendi gözlemim, şahsi gözlemim, 5 çeşit ağacım var benim. En hassas ağaç yapı olarak
Edemit ağacı. Ondan sonra domat ağacı, daha sonra usta ağacı, gemlik ve eşek, yani tekir zeytini. Şöyle hızlıca bir gezelim. Bunlar hep Edremit ağaçları. Şimdi yukarı çıktıkça bahsetmiştim. Konuma göre hastalık daha da azalıyor. Aşağı indiğimizde, çukur yere indiğimizde, burası en çukur yerler. Karşısı da benim tarlam. Yolun aşağısı da benim tarlam. Orası da bu civarın en çukur yeri. Oraya da gireceğiz. Orada da göreceğiz. Bu aynı bahçede, Edremit bahçesinin içinde domat ağaçları da var demek ki. Burada bir iki tane var, domat ağacı var. Bunlara da bakalım. Yani sahibi de aynı, bakımı da aynı. İlacı, her şey aynı şekilde yapılıyor. Şu Edremit ağacına bir bakın, üstünde yaprak kalmamış. Korkunç bir hastalık var, yoğun bir hastalık var. Aynı bahçede domat ağacına bakalım. Bunun üstünde şu anda çok sıkıntı gözükmüyor. Yeşil aksamı üstünde duruyor. Ama yapraklarında da uslu kadar olmasa da, uslu da çok az vardı. Yapraklarında hastalık gözüküyor. Yoğun. Bunda da yoğun bir hastalık var. Şöyle gözükebilecek. Karanlıktan gözükmüyor herhalde. Yani bunun üzerinde de yoğun bir hastalık var. Uslu kadar olmasa da. Ama Edremit kadar hassas değil. Bayağı yoğun. Az değil. Azımsanmayacak kadar hastalık var. Yani aynı demiş ve saymış olduğum gibi Edremit Edremit domat uslu. Şu anda üçünü de gösterdim size. Bunlar yan yana aynı bahçenin ağaçları. Ama farklılıklar var. Şimdi kendi yerimize gidelim. Bizim yerimizde de, bizim bahçemizde de, Mecidiye'deki bahçemizde de domat, eşek ve gemlik ağaçlarımız var. Burada 3 çeşit ağacımız var. Hemen yolun altına geçeceğiz. Orada da bir inceleme yapalım. Yani tabana indikçe hastalık daha da yoğunlaşıyor. Tabii bu bir ay sonra, yani Nisan ayının ortaları gibi, ortasından sonra hava sıcaklıkları iyice yükselince iyice kendini gösterecek. Şu anda etkisini tam göstermiyor. Bahsetmiş olduğum gibi havanın serin olması, şu son zamanlarda serin gitmesi hastalığı baskıladı. Şimdi bu içerisinde olduğumuz bahçe de bizim kendi bahçemiz. Burası buraların en çukur, en taban yeri. Konum olarak en kötü yeri. Yani hastalığın normalde en çok gördüğümüz yerdir burası. Bizim tarlamızda da en çok görülen yerdir. Şöyle bir inceleyelim. Bu domat ağacı mesela. Burası domatla eşek, yani tekir zeytini karışık dikim bir bahçe. İkisi de mevcut burada. Hem komşularımıza da geçeriz, hemen yan tarafta komşularımıza da geçeriz. Onlarda da gemlik var. Yan tarafta komple gemlik. Gemlikleri de inceleriz. 3 çeşidi de burada görmüş olalım. Yani domatların üstünde aradığımız zaman tek tük görebiliyoruz. Yukarıdaki mesela domat ağacında çok yoğun görmüştük. Bizim burada yani aradığınız zaman tek tük var. Şöyle. Buraya zaten ilaç uygulaması yapmıştık. Ama ilaç uygulaması yaptığımız zamanda da hastalık burada mevcuttu. Yani çok yoğun değil. Çok yoğun olmamakla beraber tek tük var. Şimdi bu mesela bir tekir ağacı, eşek ağacı. Eşeklerde ise hiç yok. Sıfır. Şu ana kadar hiç görmedim Halkalı'daki. Tertemiz. Bu da domat. Mesela yoğun olmamakla beraber
aradığımız zaman hastalığı görebiliyoruz. Ama tekirde daha hiç rastlamadım yani. Tarlayı bayağı gezdim. Hepsi buz gibi tertemiz. Aynı bahçenin içinde en kötü yerde domatlarda çok da az olsa hastalık var. Ama tekirlerde sıfır. Tabi bu bugün için geçerli. Yani burada ağaçları kıyaslıyoruz. Ağaçların hassasiyetini kıyaslıyoruz. Şöyle. Bunlar da tabi şu anda çok yoğun değil. Aşırı bir yoğunluğumuz yok. Muhtemelen de bu üzerlerinde gördüğümüz halkalıdaki belirtileri ilaçlama yapmadan önce oluşan hastalık etmenleridir. Onları gözlemliyoruzdur. Şöyle tek tük var. Yani domatlarda da ararsak buluyoruz. Ama ilk örneğimizde neydi? Edremit'te. Maalesef bütün yapraklarda hemen hemen vardı. Yanındaki domatta yoğun vardı. Kısmen de fazla yani yoğun vardı. Ama ilaçlamada da bir uygulama hatası da olabilir. Yapılan bir hata da olabilir. Aynı bahçede usluda mesela şey yoktu. Arıza yoktu. Bizim domatlarda da tek tük var. Şöyle bir gemikleri de gezelim. Yani gemliklerde tek tük görmüştüm. Şöyle mesela. Yani gemlikte çeşit olarak halkalı lekeye dayanıklı çeşitlerden birisi. Benim kendi gözlemim en dayanıklısı tekir. Şu ana kadar tekir. Şimdi bu ağaç da bir gemlik ağacı. Biraz da gemlikleri inceleyelim. Şöyle hastalık var. Gözükebiliyor mu? Gözüküyor mu? Tabii profesyonel kameralarla çekmediğimiz için çok net çıkıyor mu bilmiyorum. Bu ağaçta yoğun varmış. Konum itibariyle de burası en çukur, en taban yer. Onun da etkisi olabilir. Bunlar da borda ya da bakırlı bir uygulama yapılmış. Büyük bir ihtimal borda yapılmış. Hastalık var. Da yan komşuya geçelim bakalım. Yani çok az hastalık gözüküyor. Şuralarda bilmiyorum gözüküyor mu? Görebiliyor musunuz? Tek tük var. Yani çeşit seçerken bu bahsettiklerimi de göz önünde bulundurun. Unutmayın ki en önemlisi pazarlayabileceğiniz zeytin çeşidi. Sizin orada piyasası olan ya da sizin pazarlayabileceğiniz bir çeşit. Ondan sonra bu tip etki eden sebeplere de bakabilirsiniz. Şöyle domatlar. Yani bizim kendi ağaçlarım bunlar. Ararsanız tek tük bulabiliyorsunuz. Tabi bunları takipte kalacağız. Bakacağız. Gelişmeleri hep beraber gözlemleyeceğiz. Yani ilginç, benim için ilginç olan tekirlerde hiçbir tane halkalı leke belirtisine rastlamamak bana ilginç geldi. Demek ki yaprak yapısı, ağacın fizyolojisi buna uygun. Muhtemelen gayet güzel. Bundan sonraki paylaşımlarında görüşene kadar sağlıklı kalın, hoşça kalın.